Bu videoda parazını alabileceği en iyi ve en yeni saatlere yer verdim. Daha önce tanıttığımız modellere yer vermemeye çalıştım. O yüzden bu videoda göremeyeceğim, bu model de olmalıydı, bu saat de olmalıydı demeyin lütfen. Çünkü tam tersine bu sefer aynı saati tanıtınca bu saati tanıtmışsınız oluyor. Ama o saatin farklı kadranlısı, yeni bir versiyonu varsa o var. Bu arada yeni saatlerden kastım lansman yapılmış ama henüz ülkemize gelmeyen saatler olabilir. Onlarla ilgili görüşlerimi paylaşacağım sizlerle. Tabii döviz kurunda yüksek değerlerde olması benim de işime gelmeyen bir durum. Ama bekledikçe de yakın zamanda da değişebilen bir durum yokmuş gibi gözüküyor açıkçası. Daha bugün bir eventte bir arkadaşımızın yanına denk gelmiştim. Kanalda videomuzu izleyerek Tissot Gentleman saatini almış. 9.000 TL'ye almışım, şimdi 15.000 TL'lerde oldu diyor. Hatta 15.000'den de fazladır diye düşünüyorum. Dolayısıyla elimden geldiği kadar erişilebilir saatlere yer vermeye çalıştım. Tabii miktar olarak da iyice aslında bizi bu sınırlıyor diyebilirim. Ayrıca bu videoyu like bombardımanında tutarsanız her ay bir versiyonu yapmayı umuyorum. Kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi saatlerimize geçebiliriz. Hazır yaz gelmişken videoya cıvıl cıvıl bir koleksiyona başlayayım istedim. Hem yaza uygun hem de nispeten ceplere de uygun Casio'nun ikonik F91W serisiyle yani. Bu sefer seri karşımıza sarı, turuncu, mavi gibi iç açıcı tonlarla çıkıyor. Klasik F91'ler gibi kasası plastik, kordonu ise silikon. Unisex kullanıma da uygun bence. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, tombalak da kullanabilir. Hediye olarak da alınabilir. Gün, tarih, alarm özelliği de var. Ben beyaz bir yaz gömleğiyle birlikte gidebileceğini düşündüğümden mavi renklisini seçtim. Diğer renkleri de farklı koşullar için tercih edilebilir. Madem yaz konseptiyle başladık, yine yaza uygun olduğunu düşündüğüm bir modelle devam edelim ve karşınızda nane yeşili kadranıyla Tissot PRX. Swiss Made bir saat bakanlar için ideal. 70'lerin retro görünümünü yansıtırken lüks bir hava katan PRX serisi. Kasasına entegre bileziği, 40 mm çapı ve safir camıyla ön plana çıkıyor. Özellikle kadranındaki fırça dokunuşları çok hoşuma gidiyor. Bu arada PRX serisi inanılmaz popüler. Hatta satış rakamlarını coşturan bir koleksiyon oldu. Bunu gören marka da haliyle bu seriye yükleniyor. Yakında buz mavisi otomatik versiyonda gelecek gibi. Aldığım duyumlara göre de talep çok, fakat ülkemizde çok fazla miktarda gelmeyecekmiş. Dediğim gibi hem Temmuz ayı olayı hem de miktar olayı bir duyum sadece. İlgilenenler varsa haber vereyim istedim. Ayrıca bildiğiniz üzere ben bu saatlerin satışından hiçbir şekilde gelir elde etmiyorum. Arkadaşlarımız için bilgilendirme geçiyorum sadece. Tercih edip etmemek sizin bileceğiniz iş. Mesela bir sonraki saat yeni çıkan bir model ile ilgili bir yorum, bir öneri değil. Konuyla da alakalı olduğu için yer vermek istedim. Marka 40 mm yerine 35 mm modellerini duyurdular. 40 mm'den sonra müşterilerin daha çok küçük çaplı kasa isteme talepleri de vardı. Aslında artık firmaların sosyal medyadaki yorumları takip ederek kendilerini şekillendirmeleri oldukça hoşuma giden bir durum. Fakat bu modelde beğenmediğim bir yan var. Daha henüz görmedim ama model küçültülürken ibreler sanki hala orantısı olarak büyük kalmış gibi geldi bana. Belki bir el bir de saati görünce fikrim değişir. Göreceğiz. Tissot'dan devam edelim dilerseniz. Henüz ülkemizde yok ama yine 70'lere ithafen sidiral modeli. Bir kere ilk Tissot sidiral saati tasarım olarak biraz farklı. Özellikle renk cümbüşü anlamında farklı diyebilirim. Bilmiyorum, ben sanırım bu yastık şeklindeki kasaları sevmiyorum sanırım. Renkleri de çok gözüme battı. Vintage saat bakan, özellikle karbon gibi hafif kasa sevenler tercih edebilir. Ama benim pek kalemim değil gibi, zevk meselesi bu iş. Ayrıca Hamilton markası da yeni gelecek Indiana Jones filmine istinaden 1940'lardaki Bolton modelini günümüze uyarladı. Filmin konseptine kesinlikle saatin uyduğunu düşünüyorum. Ama bana oldukça old fashion geliyor. O yüzden ben markada hala Kaiki serisini tercih ediyorum şimdilik. Seiko ise 55. yıla ithafen Peanut işbiriyle 2 adet limitli model çıkardı. Ben tam bir Snoopy hayranıyımdır bu arada. Saatlerdeki çizimler orijinal gazete küpürlerindeki çizimlerden alıntılanmış. Ben daha çok SRPK 27 modelini beğendim. Askeri pilot saati havası olduğundan buna uygun bir kare seçilmiş. Kadrandaki çizimde Snoopy karakteri uçan bir helikopteri tasvir ediyor. Snoopy'nin kulakları pervane olmuş. En yakın dostu Woodstock da pilotu. Semaya doğru havalanıyorlar. 45 saatlik bir güç rezervi özelliği var bu saatin. 100 metre su geçirmezliği ve 36 mm çapı olan bir saat. Bir de SS J0 diye ürkünç bir saat yapmışlar Astron. Ondan hiç bahsetmek istemiyorum bile. İnce bilekliler için de bir önerim var bu sefer. İsviçre demiryolu saatlerine ilham alınarak tasarlanmış Mondan Evo 2 koleksiyonundan bir model. Kadranındaki turkuaz renk için ise İsviçre'nin kristal beraklığındaki nehirlerden esinlenilmiş. Tıpkı demiryolu saatlerindeki gibi her saat başında 1,5 saniye bekleyerek yer kovan ibresini ilerletiyor. İsmi o yüzden Stop to Go. 35 mm çapında kuarts ronda mekanizma kullanan bir saat. Bu arada Tissot'un Tiffany mavisini de bekliyoruz. Henüz resmi olarak ülkemizin kara sınırları içine girmedi. Citizen ayrıca yeni GMT modeller çıkarmış. Özellikle Root 1 modeli fena değil gibi ama fiyatı 1800 dolarlarda, o da fena.
Longines ise yeni bir Conquest modeliyle geliyor. Diğer modelleri de güzeldi ama biraz yavandı. Bu modelin belki kanalda bir incelemesini yapabiliriz ileride. Videomuzun sonuna geldik. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Ciao ciao.